Evet, herkese merhaba arkadaşlar, ben Abdullah. Bugün karşınıza yine bir çizgi roman inceleme videosuyla çıkıyorum. Artık bu kanalda eski çizgi romanlara yer vermeyeceğim. Elimden geldiğince yeni çizgi romanları inceleyeceğim. Instagram linkim de aşağıda. Bana ulaşmak isterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. İlk eserimiz Dağ Çizgi Düşler'in 15 gün önce bayrama özel bastığı Trove çizgi romanı. Bu karakteri çok seven vardır. Benim o kadar aman aman ilgimi çeken bir karakter değil. Arkadaşlar öncelikle ben bir teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bildiğimiz Türkçe bodur boyuda basılmış. Fakat şunu söylemek istiyorum. Özellikle bu ekonomi durumunda bile çizgi düşler kaliteden sapmamış. Kuşesi gayet kalın. Bir de 95 lira bir fiyatı var şu an. Hala öyle midir bilmiyorum ben bunu paylaşana kadar. Fakat kesinlikle fiyatını hak eden bir kuşeye sahip. Mesela Prestige'in kuşeleri o kadar kalın değil. Özellikle vatiflerinde çok ince. Dergi kuşesi gibi. Fakat bu kesinlikle öyle değil arkadaşlar. Muhtemelen onlar boyutunu fazla yapıp kuşesini ince yapıyor. Bunlar da boyutu küçük olduğu için kuşeyi kalın yapıyor diyebiliriz. Hemen bunu bir kenara bırakıp arkadaşlar ben çizerinden bahsetmek istiyorum size. Romandan alıntı yapılan bir eser. O yüzden asıl yazarından değil de bu çizgi romanı yazardan bahsedeceğim. Jodie Hauser diye bir ablamız bu kendisi. Bu yapan ablamızı Age of Republic yani Cumhuriyet çağındaki eserleri yazmış. Neredeyse hepsinde galiba 8'inde yer almış bu abla. İşte Count Dooku'daki Jango Fett, ondan sonra Darth Maul hepsinde yer almış bu abla. Yani Star Wars külliyatına hakim bir ablamız diyebiliriz. Aynı şekilde çizeri de bu ablayla beraber çalışmış o eserlerde ama ikisinde üçünde var. Çizeri ise Luke Cross diye bir abimiz. Bu abi bu Darth Maul'un hani fasikülü var sonradan cilt yapıldı. Bunda çalışmış abi yani onun çizerlerini yapmış 5 fasikül olarak. Hatta arkadaşlar hiç editle uğraşmayacağım direkt bunun çizerini yapmış abimiz. Arkadaşlar şimdi geçtiği zaman diliminden bahsetmek istiyorum. Aslında burada geçilen zaman dilimi 12 BBY yani Yavin Savaşı'ndan 12 yıl önceden bahsediliyor. Fakat şöyle bir şey var. Kitabın sonlarında doğru bizim Rebels'teki isyancılardan bahsediyor. Yani Jedi'lardan bahsediyor. Yani öyle olursa 12 çok geride kalıyor gibi geldi. Çünkü oradaki koydukları fotoğraf direkt bir olay oluyor. Ben bunu spoiler söylemeyeceğim. Jedi'ımızın yüzünde bir tane bir şey oluyor. Maske gibi. Bu maskenin geçtiği zaman dilimi çok daha sonrası bu. Sith Kara Lord'unun 3. ve 4. kitabı değildir. Sonrasında yani hiç kafanızı karıştırmayın. Siz Sith Kara Lord'unu bitirdikten sonra arkadaşlar bu esere başlayın. O yüzden bölmeye gerek yok bence. Arkadaşlar alınır mı kısmını konudan sonra bahsedeceğim. Hemen bir konuya geçelim. Çünkü çok karışık bir mevzusu var. Ya arkadaşlar konusu şöyle başlıyor aslında. Bu bir dediğim gibi romandan alıntı yapılmış bir eser. O yüzden bazı şeyler oldu bittiye geliyor ve bunu okurken çok hissediyorsunuz. Birkaç kere kendinizi yabancı forumlarda gezerken bulabilirsiniz. Ya ben çok sıkça bunu yaptım. Bu neydi, bu kimdi falan filan diye diye çok gezdim. Çünkü mesela bir konudan bahsediyor ve o konu bitiyor. Bir daha hiçbir o konu başlamıyor. Ya bu konu neydi acaba deyip bakıyorsun ister istemez. O yüzden bir hafif ekşimtırak bir tat bıraktı bende bunu okurken. Hala ana konuya geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Mesela Thrawn Klon Savaşları'nda Anakin ile tanışmış. Bundan bahsediyor ama hiç nasıl olduğunu hiç bahsetmiyor bu kitapta. Ama romanda bahsedilmiş buna. Hafif de olsa bir anlatılmış. Ama mesela bunda hiç bahsedilmiyor. Sadece Anakin ile tanıştı deniyor. Ama bir hani açıklasaydın bir daha güzel olurdu gibi geldi bana. Bu ve buna benzer birkaç şey daha var. Konusu ise aslında bu köyleri kurtardığımız veya kaçakçıları gemiden çıkarttığımız veya devletteki yozlaşmaları anlatan bir kitap değil. Ya da daha doğrusu bunların hepsi desem daha doğru olur. Kitabımız Thrawn'ın kendi gezegeninde insanların onu istemeyerek bir gezegene atmasıyla başlıyor. Ve şans eseri o gezegende imparatorluk orada. Ve imparatorluk Thrawn'u kendi yanına alıyor. Çünkü hiç görülmeyen bir ırk. Çok nadir görülen bir ırk. Bunu imparatorun görmesini isteyeceğini düşünüyorlar. Ve imparatorun yanına götürüyorlar Thrawn'u. Ve Thrawn farklı bir dil konuşuyor. Bunun dilinden hafif anlayan bir tane karakterimiz var. Ana karakter. Bu ondan sonra bunun yardımcısı oluyor. Bayağı sağ kolu gibi oluyor. İmparatorun yanına gidiyorlar. İmparatorluk aa diyor sen işte böyle iyisin. Sizin hakkında çok hikayeler durdu ırkının hakkında. Bana işte söz verirsen seni ben komutama almak isterim falan diyor Palpatine. Ve güveniyor ona orada. Kendisini bir imparatorluğa katıyor öğrenci olarak. Fakat çok hızlı bir şekilde kademe kademe artıyor. Grand Amiral'e kadar çıkıyor yani bu yolculukta bunu anlatıyor kısacası. Ve şunu da çok özellikle dikkat ettirmişler. Her gezegene gitmeden önce o gezegenin bir etnik kökenine bakıyor, kültürüne bakıyor. Ya bunu Rebels dizisinde zaten çok görürdük. Burada daha da detaylı görüyoruz bunu. Bunlar çok dikkat çekici dediğim gibi. Mesela bir yerde de İsyancılar bir gemiyi kaçırıyor ve o gemiyi en az kayıpla kurtarmaya çalışıyor Trump. Bunu başarıyor. Fakat alttan alttan farklı bir konu işleniyor. İmparatorluğun içine yozlaşmış amiraller, komutanlar vesaire var. Ve bunlar Trump'ın başarısından hiç memnun değiller, hiç mutlu değiller. Palpatine'in gözüne giriyor, en önemlisi Tarkin'in gözüne giriyor Trump bu yaptıklarıyla. Şu da var mesela, bir kısımda bir şantaj yapacaklar bir tane amirale. Bunu size anlatamam çünkü ana konu bu direkt spoiler olur. Spoiler vermek istemiyorum çünkü bir tek o konu var. Başka hiçbir konu yok. Şantaj yapacaklar. Gelen kadın, bu dediğim kadın da bu arada Vali Price. Bu Rebels'teki Vali Price'ı da görüyordu bu çizgi romanda. Diyor ki sen Tarkin'le arkadaşsın. Bu konuyu onunla konuşur musun?
çömezken bir anda bakıyoruz ki bunlar Tarkin'le arkadaş olmuş. Ama nasıl yani? Bunu hiç anlatmıyor, göstermiyor. O yüzden bazı şeylerde ekşimtırak tat bıraktı dediğim gibi. Ya işte gel zaman git zaman Thrawn bir projeden haberi oluyor ve bunun ne olduğunu bilmiyor. Dediğim proje de Death Star bu arada. Thrawn'ın bundan haberi oluyor bu çok gizli bir projeden ve bunu söylemiyor. Bunun ne olduğunu anlamak istiyor. Bir ihbar geliyor. Çok önemli bir madde var bu isyancıların gezegeninde. Bunları onlardan almalıyız diye. Çünkü Death Star'ın kuruluşunda ana materyallerden biriymiş bu demir. Ve kısacası hikaye bunun ve çevresinde gelişiyor. Devamını getirsem spoiler olur. Okuduğun zaman hiçbir anlamı kalmayacak. Kısacası diyebilirim ki hikayenin 3. fasikülü, 4. fasikülüne kadar Thrawn'ın yükselişini anlatırken geri kalanında Death Star'a lazım olan o materyalin nasıl alındığını ve ne işe yaradığını anlatarak geçiyor. Ve bir sürü konu arada kalmış oluyor bu sayede. Arkadaşlar bu kadar konu anlatmam yeter bence. Çünkü biraz da anlatırsam spoiler'a girmek zorunda kalacağım. Direkt alınır mı kısmına geleyim. Arkadaşlar şimdi alınır mı kısmını çok kısa tutmaya çalışacağım. Çünkü eserin değeri düşük. Yani 95 lira gibi bir fiyatı var. Kesinlikle kaçırılmaması gereken bir fiyat. Artık bu piyasada özellikle çizgi güçler böyle farklı karakterleri bastığı için direkt yapıştırıp alın bence. Kesinlikle alınır. Fakat dediğim gibi çok eksik kalan şeyler var. Mesela hikayenin bir kısmında yozlaşmış bir amiral var ve bu amiral Thrawn'ın rütbe atlamasını engelliyor. Bunu anlatmak istemedim çünkü ana karakterlerden biriydi. Bu kadar yetersiz konu olarak. Ve bunun devamı gelmiyor. Bu komutana ne oldu, ne yaptılar, daha sonrasında nasıl Thrawn yükseldi bunu anlatmıyor. Dediğim gibi internetten bunu 2 dakika bakıp bulabilirsiniz zaten. Ama keşke çizgi romanda anlatılsaydı. Ama yine de kesinlikle alınır olarak işaretliyorum ben bu çizgi romanı. Uygun fiyata veya uygun fiyata bulmasanız bile 95 lira direkt yapıştırıp alabileceğiniz bir eser. Şimdi alınır mı kısmı da bitti arkadaşlar. Direkt yakından çizimlerine bakıp videomuzu bitirelim. Evet şu an yakın çekime geldik arkadaşlar. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi Haziran'da basılmış bu. Fakat Temmuz'u yani Haziran'ın 28'i gibi satışa açtılar bunu. Demek ki biraz geçleştiriyorlar hemen. Bastığı gibi çıkmıyor eserler. Bunu anlamış oluruz buradan. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi burada askerler avlanıyor. Mavi bir yaratık görülüyor. Hatta biraz yakından tutayım ben kitabı. Çünkü biraz parlama yapıyor. Bunu anlam veremiyorlar. Bu da işte Tron'un eski hali. Alıyorlar ve sana işte Palpatine'in yanına götüreceğiz. İmparatorluk seni görmek isteyecektir diye bir diyalog geçiyor aralarında ve Palpatine'in huzuruna çıkıyor Tron burada. Gördüğünüz gibi konuşuyorlar. Ve iyi bir adam olduğuna kanaat getiriyor. Hatta bak burada Luke'un, Anakin'in çizimi mevcut. Hızlıca geçelim. İşte burada akademiye başlıyor ve direkt yüksek bir rütbeyle başlıyor. Bir tık yani. O kadar çok da aman aman değil ama yüksek yine de. Sürekli kurnazlıklarını görüyoruz. Aha şöyle zeki, aha böyle zeki. Ulan madem o kadar zekiydin, Rebels'te niye yenildin? İbine. Derler adama yani. Bu da Vali Price. Burada Thrawn'ın yine zekiliklerini görüyoruz. Savaşçı bir ruh olduğunu görüyoruz. Çünkü savaşçı bir kadem olduğu için kendisinin ırkı. Onları görüyoruz. Burada bu köylüleri kurtarıyor isyancılardan. Bir sürü farklı farklı olay ama hepsi yarıda kalmış gibi diyebilirim. Burada bir kurnazlık yapıyorlar. Bir yere sızacaklar. Bunu anlatıyor. Bu yaveri. Bahsettiğim yaveri. Böyle bir şeyden geçiyor eserimiz. Ama en güzel kısmı 6. fasikül diyebilirim. En son kısmına gelelim. Ben şey kısmını göstermek istiyorum size. Yok lan bu değil. Ha, bak. Rebels'teki karakterlerimiz arkadaşlar. Yani daha da fazla bir tık spoiler vermek istemiyorum. Daha fazla anlatıp okuyup kendiniz görün. Ama dediğim gibi kesinlikle alınır. Çizimlerimiz bu kadardı. Şimdi bir sonraki kısma geçelim. Arkadaşlar bugünkü incelememiz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.